Ön seçim bir parti iktidara getirir. Ben Kahramanmaraş milletvekili adayı olarak da bizde de Kahramanmaraş'ta da kayıtlı üyelerin tamamıyla temayül yoklaması yapılacaktır. Bugüne kadar hiç ön seçimde ben bunca yıldır siyasetin içindeyim üyelerine gidilmedi. Ya kurulta, ya delegelerle gidildi ya da merkez ataması yapıldı. Bu da ciddi anlamda örgüt içi demokraside rahatsızlığa sebep verdi. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Genel başkanımız sözünde durmuştur ve bu oranda ön seçim kayıtlı üyelerine ön seçim çok önemli. Yani düşünün ki bir ilde 30 Peki, tane... Peki 55 yeterli mi sayı mı sizce? 55 bölgede ön seçim yapılması, diğer 30'unda mesela bu dediğiniz yoklamadan bakın bu rakamı bahsedeyim. Hesaplarsanız tüzüğe uygundur. %85 milletvekiline denk gelir. Ön seçimi yapılan yerlerdeki milletvekili sayıları çok fazla. Yani tüzüğümüze uygun hareket edilmiştir. Bu %80, bu 35 ilin toplam milletvekili bu %15'lik dilime denk gelmektedir. Yani parti tüzüğümüze uygun hareket edilmiştir. Genel başkanımız bu konuda sözünde durmuştur. Ve bu çoğu ildeki %85'lik ön seçim gerçekten parti iktidara getirecektir. Neden diyeceksiniz? Ben kendim bölgem için söylüyorum. Kahramanmaraş'ta 30-40 tane yakın milletvekili adayı da arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Üyeyle olacağı için bakın bu insanlar, adayı olan insanlar kendi propagandalarını en azından yapmak için bu 10 bin üyeyi gidip ziyaret edilecek. Bu süreçte bu o üyelere değer verildiğinin, tabana değer verildiğinin hissiyatına kapılacak mevcut üyemiz. Bu da bir sorumluluk hissedecektir ve yarın bir gün bu gelip oyunu kullandıktan sonra bu sorumluluğa devam edip parti için çalışmalara aktif olarak katılacaktır. Bu şu anda en büyük püf noktamız bu. Mevcut adayları bütün üyelerin ayağına giderek üyeler bir saklı olan bir o kitle, o pasif olan o kitlene bir dinamizm katılacaktır. Ve bunun da semeresi mutlaka ve mutlaka iktidara gelinerek de görülecektir. Şunu da sormak isterim aslında, bu başkanlık tartışmasını da mutlaka konuşalım. Zira çokça tartışılıyor. Evet. Siz bu başkanlık sistemine nasıl bakıyorsunuz peki? Yani Türkiye'de sizce, oradan ilintili olarak soruyorum, bir rejim tehlikesi söz konusu mu? Kesinlikle. Onunla ilgili öncelikle 7 Haziran'daki seçimler bizim artık son çıkışımız. Çünkü Türkiye'de hakikaten rejimin Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı mı, tamamı mı, seçim midir? Ben bunu seçim konuşmalarımda da gezdiğim yerlerde de söylüyorum. Türkiye'nin en önemli seçimlerinden bir tanesi 12 Eylül'deki referandumdu. Bu referandum kaybedildiği için ülkede en önemlisi yargı kaybedildi, hukuk kaybedildi. Bu 7 Haziran'daki seçimler de Türkiye'nin artık son noktası, son dönemi. Çünkü ülkede bir rejim değişikliği olma noktasındayız şu anda. Ya tamam mı ya devam mı? Cumhuriyetin tamamı mı, devam mı seçimini yaşayacağız? Bu o yüzden sıradan bir seçim değil. Cumhuriyet Halk Partililerin bu bilinçle hareket etmelerini özellikle istiyorum. Başkanlık sistemine gelince şu anda bu uygulamayı en iyi yapan ülke dünyada Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sisteminin başarılı olmasının temelinde Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir yargı var. Ve inanılmaz bir demokrasi var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargı istediği anda devlet başkanını çağırıp ifadesini alabilir. Bizdeki yargıyı şu anda benim söylememe gerek yok. Ne halde olduğunu bütün Türkiye'deki inanın ki 80 milyona yakın nüfusumuzun tamamı bunu biliyor. Başkanlık sisteminin Amerika'daki gibi başarılı olmasının yegane temeli yargı sistemi Amerika'daki kadar güçlü olması gerekir. Yargı bağımsız olmalı. Yargının her şeyin bütün yürütme ve yasamanın üstünde olması gerekir. Bağımsızlık açısından söylüyorum. Görev paylaşımı açısından demiyorum. Yargı bağımsızlığı olduğu takdirde başkanlık sistemi Amerika'daki gibi başarılı olur. Ama bizde bu yargı sistemini getirin, Amerika'daki demokrasiyi getirin, başkanlık sistemine inanın ki kimse itiraz etmez.
Evet, siz sağlıkçısınız. Evet. Tabii o devlet memuru olduğunuz dönemlerde yakinen de takip etme, görme fırsatı da buldunuz. Ama onun dışında özellikle şunu sormak istiyorum. Son 12 yıldır AKP'nin sağlık politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bir sağlıkçı olarak hem de milletvekili adayı olarak. Evet, şimdi 23 yıllık bir meslek hayatım oldu. Hekimlik yaptım. Özel sağlık sektöründe de çalıştım. Devlet memuru olarak da görev yaptım. Şu anda Türkiye'deki sağlık sorunu eskisinden çok farklı değil. Yani, eskisi derken ne zamanı kastediyorum? Yani AK Parti iktidarından öncesi ve sonra kastediyorum. Hı. Gidin şu anda Kahramanmaraş'ta benim bölgem olduğu için söylüyorum. Sabahleyin gidin yine hastanelerin önünde aynı kuyruklar devam etmektedir. Ki bu kadar özel hastane olmasına rağmen bu nüfusun artmasıyla açıklanamaz. Şu anda özel sağlık sektörü herkes gidebiliyor mu? Gidemiyor çünkü inanılmaz özel hastanelerde katkı payı var. Yeşil kartlı hasta halen gidemiyor özel hastanelere. Yeşil kartlı hastaların özel hastanelerde tedavi görmemesinin mantığını halen çözmüş değilim. Yani bu insan fakir diye ikinci sınıf vatandaş mı? Onlara siz devlet hastanelerine gideceksiniz. SGK güvencesi olanlar özel hastanelere gidecekler. Bunların da cebinde para varsa gidecekler. Çünkü inanılmaz katkı payları alınıyor. Fark ücreti diye bir fark ücreti evet hı. Katkı payı dediğimiz fark ücreti alınmaktadır. Bu da %30'dan başlıyor, %90'a kadar alınabiliyor hastanenin statüsüne göre, hastanenin tipine göre. Dolayısıyla sağlık sektörü belki bir aşama katletti, yani bu bir aşamaya gelindi, bir noktaya gelindi ama halen yetersiz. Ve insanlar gidip de şu anda devlet hastanelerine bakın, aynı kuyruklar devam etmektedir. Bugün gidin bir tane devlet hastanesinde, ben Pazarcık'ta yaşıyorum, Pazarcık Devlet Hastanesi'nde bir çocuk hekimi arkadaş 150 tane hasta bakmaktadır sabahtan akşama kadar. Yani sabahleyin gittiğinizde 150. hasta olursanız akşam saat 5'te size sıra zor gelir. Yani düzelmedi mi? Düzelme tabii ki oldu. 80'li yıllara göre, 90'lı yıllara göre tabii ki düzelmeler oldu. Fakat güllük gülistanlıkta değil. Sağlık sistemi maalesef. Sorun hale. Nerede peki? Neden çözülemiyor bu sağlık sistemi? Yani nüfusla alakası olmadığını söylediniz. Artışla bir ilintisi yok dediniz. Hekim dağılımının nüfusa göre hekim dağılımının iyi olmamasından kaynaklanıyor. En büyük sebep bu. Temel sebep bu. Yani bazı bölgelerde hekim yığılmaları var. Bazı bölgelerde hiç hekim yok. Veya yetersiz hekim var. En büyük sıkıntı bu. Artı sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz olması. Genel bütçeden, sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz olması. Eğer peki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa bu genel seçimlerde sağlık, siz de diyelim milletvekili oldunuz. Orada ne gibi sağlık politikaları uygulaması gerekecek bu durumu düzeltmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Yani tasarrufsal anlamda soruyorum bunu. Şimdi Sosyal Demokrat anlayışın gereği eşit yurttaşlık, eşit hizmet alımı ve bütçede bu sağlığa ayrılan paranın miktarın mümkün olduğu kadar, bunu tabii ekonomistler daha iyi bilir, yükseltilmesi gerekir. Mesela Diyanet İşleri'ne ayrılan paya bakıyorsunuz. Aynen öyle. Benim laf sağlığa... aynen öyle. Lafı ağzımdan aldınız. Şu anda Diyanet İşleri'nden ayrılan payla sağlığın içine bakarsanız veya sadece sağlık değil, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrılan bütçenin, milli eğitime ayrılan bütçeye de bakarsanız ülkenin zaten sorunu kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. O yüzden sosyal demokrasinin gereği bizim hep savunduğumuz budur. Her vatandaş gidip özel hastanede tedavi olabilecekse olsun, farkını devlet karşılamalıdır. Sen yeşil kartlısın, özel hastaneye gidemezsin mantığı doğru değildir. Mutlaka sağlığa ayrılan bütçe arttırılmalıdır.
ve her vatandaş gidip her hastanede özel dahil tedavi olmalıdır. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı dediniz, onu da sormadan geçmeyelim. Zira Kahramanmaraş'ta da biliyorsunuz laik bilimsel ana dilde eğitim isteyen öğrencilerle öğretmenler de boykottaydı. Evet. 8 Şubat'ta önemli bir kitlesel bir miting vardı İstanbul Kadıköy'de. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi bir insan doğduğunda adı üzerinde ana dilinle, annesinden aldığı dili öğreniyor. Kimsenin doğduğunda bir dili yoktur. Ne dili vardır, ne dini vardır, ne yani bir sadece ve sadece ırkı bellidir. Yani işte bir Alman'dan doğmuşsa Alman olur, bir Türk'ten doğduysa Türk olmuştur, Fransa'dan doğduysa Fransız olmuştur. İnsanların kendi ana dilinde eğitim yapması kadar önemli bir şey yok. Artı hangi mezhebe, hangi dine inanıyorsa bu eğitim verilmeli. Yani Osmanlı'dan bu yana tek düze din eğitimi vermenin bir mantığı var mı? Bu ülkede gayrimüslim çocuklar kendi dinlerini öğrenebiliyorsa ülke içindeki azınlıklar da bir Alevi çocuk da Aleviliği devlet bunu öğretmelidir. Bu devletin sorumluluğundadır. Eğer devlet öğretmezse, sağda solda öğrenilirse farklı farklı fraksiyonlar ortaya çıkıyor ondan sonra. Devletin eğer mutlaka Milli Eğitim Müfredatı'nda yani olmasını çok da önemsemiyorum. Eğer olacaksa da azınlık yani bütün Türkiye'deki azınlıkları içeren hangi mezhebe, hangi etnik yapıya aitse ona ait din eğitiminin verilmesi taraftarıyım. Yani seçmeli, bu şekilde seçmeli verilerek de sorun çözülebilir. O büyük mitinge katılan herkese de buradan da teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir ses getirdiler. Önemli bir kitle toplandı çünkü. Evet. Son sözlerinizi alacak olursak buradan neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylüyorum. Bölgem Kahramanmaraş'ta bundan önceki milletvekilimiz artık Kahramanmaraş'a gelmeyeceğini, gelmeyeceğini derken oradan aday olmayacağını, Ankara'dan aday olacağını yaklaşık 2 sene önce deklare ettikten sonra ben de o süreçten bu yana milletvekili olmayı düşünüyordum. Hı hı. Bu süreçte gelince ve genel merkezimizde bu şekilde bir ön seçim, daha doğrusu bir temayül yoklaması kararı da aldı. Kendi bölgemde eğer Kahramanmaraş halkı, üyelerimiz, delegelerimiz, parti yöneticilerimiz, il ilçe teşkilatlarımız bize teveccüh edip bizi desteklerlerse biz de bu görevi layıkıyla yere getireceğimize kendilerine söz veriyoruz. Buradan da Kahramanmaraş'a, bütün ilçelerine, bütün köylerine selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler geldiğiniz için. Mehmet Murat da Kahramanmaraş, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adı.